Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü videomuz .NET 5.0 web API ile e-ticaret sitesi yapımında Windows Form ile web API'den ekle düzenle sil işlemlerini yapacağız. Şimdi geçen bölümde GitHub'la ilgili düzenlemeler yapmıştım. Onları gönderdim. Öyle söyleyeyim. Bundan sonraki bölümlerde bu tarz bir şeyi düzenlemeleri artık hani şey içinde, video içinde eklemeyeceğim. Kitaptan ulaşabilirsiniz. Hemen BIM formu açalım. Evet. Şimdi bunları butonların isimlerini verelim. BTN et BTN update BTN sil çift BTN delete. Şuradan ekle bölümünü tıklayalım. Kliğine yazalım. Evet. Hemen HTTP client'ı ekleyelim. Asynchron bir işaretleyelim. Şimdi biz user client'tan bize user@dto gelmesi gerekiyor. Şöyle user@dto ne diyorum? Scope'larımı açıyorum. Üstü parantezlerimi ve klası doldurma işlemine başlıyorum. Adres txt adres convert split time http 4 nokta text diyorum. Virgül. Sonrasında email txt email nokta text virgül. Gender dedim. Combo box'ın teksinde ne geliyor bana? Eşit eşit. Erkekte true şöyle bir soru işareti noktalı virgül false'una da şeyde true erkek değilse false last name dedim txt şöyle text dedim password text text username text username text. Şimdi burası tamam. Şimdi yukarıdan kopyalamıştık şeyi. Add metodunda şurada eş şöyle HTTP response message dedik. Response şöyle şuraya hata nasıl şey yapalım. Tabi burası ne olacak? Post işlemi olacak.
Bulut işleminde şöyle yapıyoruz. Şimdi burada URL'i verirsek bize hata vermiş olur. Çünkü biz get list'i ana şey aldık. Burada şöyle yapacağız. Bunu buradan kesiyor olacağız. İlk etapta kesiyor olacağız. Şöyle şunu kaldırayım. Mesela şu URL artı user getList. Şimdi burada da aynı şeyi kullanacağız. URL as diyorlar çünkü bu artı user et dedik. Şu an bu URL kısmı bakın burada request URI diyor. Yani string olarak endpoint'i verin diyor. Sonrasında da user et bitiyor gönderdik mi kızması bitiyor olacak. Tabi burada şeye bakalım. Şey if diyelim. Response status success yani işlem tamam mı? Kodu zaten boolean bu. True false diye geliyor. Tabii ki burayı böyle bir şey yapalım. Şimdi biz bunu devamlı bu data grid'i kullanma şeyi yapacağız. Bunu metoda çevirin. Şöyle metoda çeviriyoruz. Refactor diyorum. Ekstra metot ekledim. Data grid view fill diyorum. Enter diyorum. Artık bunu bu metot haline getirdim. İstediğim yerde kullanabilirim. Buraya alıyorum bunu. Şey yapınca response success dönünce grid'i güncelle diyorum buna. Bir nevi. Şuradan da mesaj şöyle almadı. Hızlı çıktı. Enter deyip mesaj box show deyip ekleme işlemi başarılı diye mesaj gönderiyorum. Gösteriyorum. Else ekleme işlemi başarılı dedim. Şimdi bir çalıştıralım, bir deneyelim bakalım. Şöyle geldim. Mesela buna test diyelim. 1, 2, 3, 4, 5 diyelim. Tarih mesela Temmuz 1 diyelim. Erkek diyelim. Gmail.com diyelim. Ha, işte test diyelim. Ekle diyelim. Ekleme işlemi başarılı. Evet. Burası tamam. Şöyle. Burasında gelsin mi? Şunu aşağı aldım ki ilk önce show desin ondan sonra grid'i şey yapsın. Et işlemi tamam. Şimdi düzenleyin. Şimdi düzenliği yapabilmek için grid'deki listenin herhangi birine double click yani çift click yaptıktan sonra buraya şeye gelecek. Bu şeyler dolacak. Kullanıcılar. Kullanıcı bilgileri. O kullanıcı bilgileri dolduktan sonra düzenle ya da sil diyeceğiz. Burada. Artı ilk etapta mesela bir de onu da atladık. Ekli form açıldığında ekle butonu aktif olacak. Diğerleri pasif olacak. Yani şöyle
Burada btn et enable true dedim. btn update enable false dedim. btn delete nokta enable default. Şimdi mesela bakalım. Şöyle bakın. Düzenlemesi şey pasif durumda. Çok güzel. Şimdi eklediğimizde tabii şey de oluyor olacak. Bunu update de yaparız olmazsa. Şimdi mesela nasıl yapıyoruz? Şöyle bir daha ekleyelim. Kullanıcım daha deneme dedik. Yani çok detaya girmiyorum bunda. Burada mesela kadın diyelim de deneme. gmail.com ekle dedik. Mesela ekle dedik, form şey yapmadı, boşalmadı mesela. Form silmedi. Hemen şöyle bir metot yapalım. Bunları da şöyle yapalım. Metotları CSS Metotlar diye bir login açtım. Burada void clear form dedim. Herhangi bir dönüş tipi olmayacak. Mesela tekste adres link empty, boş. Kombo had select value eşittir 0 nokta text string empty first name nokta text eşittir string empty first name last name last string empty username nokta text empty text email text empty başka ne var burada başka ne tamam böyle bir bakalım 2, 4, 6, 8. Ya bir de şey oldu. Hepsi oldu. Aynı. Bitcoin başka. Ya burada bunları alalım. Şey konumuna, ilk ekleme konumuna getirelim. Bir de Esport'a bir daha ekleyelim bakalım çalışacak bir şey.
Ama şeyi eklemedik. Yanlış oldu. Metodu eklemeyi unuttuk arkadaşlar. Burada clear form dedi. Deneme 1. Bunu test edelim. Böyle eşi diyelim. Erkek gmail.com Evet. Bugün 17'sine geldi. Cinsiyeti erkek seçti. Şey biz Selective Validity 0. Evet bu gelecekti. Tamamdır. Gayet başarılı. Şimdi gelelim grid işlemine. Dediğim gibi grid'i bir ilk önce bir property'den double click çift alacağız. Double click. Evet. Sonrasında grid'de mesela bakın burada şey olayı var. Seçtiğimde tek bir hücre seçiliyor. Pardon. Bunu tıkladığımda tamamını seçmesini istiyorum. Onu da şurada property'den şuradan düzenliyoruz. Row selection mode'da full row. Şimdi bakın önceden tek seçimdi. Şimdi bir yere satıra tıkladığımda şey yapıyor. Bir de biraz daha büyütelim tam şeyi görmek adına. Böyle. Şöyle bakalım. Bir daha var mı? Bir adres varmış. Böyle bir yaparız. Biraz acele ettik. Şöyle. Biraz daha çekeyim şunu. İyidir herhalde. Bunları da böyle şey yapabiliriz. Şöyle bir düzene koyalım. Şöyle biraz da aşağı açabiliriz. Kaydettim. Biraz çalıştıralım bakalım. Geldi. Şöyle az biraz şey yapabiliriz. Şimdilik böyle iyi. Ekledim. Şimdi burayı çift tıkladığımızda aslında şey de geliyor. Çift tıkladığımızda o satırın ID'sini alacağız. O ID'ye göre de hareket edeceğiz. Buradan şeyden yakalıyor olacağız onu. Şimdi onu kodlayalım. Grid'i kodlayalım.
Şimdi şu globale şöyle bir şey ekliyorum. Rewrite integer selected id diyorum. Default sıfır veriyorum. Şuna da tanımlar diye şöyle bir regin açıyorum. Bu çok faydası oluyor arkadaşlar. Mesela şuna da formun adını veriyorum. Bu şekilde metotlar dedik. Mesela bu kısmada şey diyorum. KS kısa yolu. Kontrol KS. Kurut işlemleri diyorum. Metotları en alta alıyorum. Mesela genelde onlar bu şekilde yapıyor oluyor. Şimdi nerede kaldık? DataGrid'de kaldık. Tabii selected id diyorum eşittir convert Türkiye DataGrid view nokta seçilir o control nokta set sıfırıncı hücrenin bana varyasyonu getir diyorum burada. Bu string. Mesela şimdi şurada çalıştıralım. 8 numaralı deneyim mesela. Tıkladım. Kontrol edelim hangi ID gelmiş. 8 numaralı ID gelmiş. Güzel. Şimdi burada tabii şey yapacağız. Bu ID'yi alarak HTTP client'la getFromJSON asenkron metoduyla şeyi çağıracağız. ID'ye göre bilgileri çağıracağız. O bilgileri de textbox'lara dataları gömüyor olacağız. Ekliyor olacağız daha doğrusu. Şimdi nasıl yaptık? Hemen şuradan data grid'den şuradan alayım. Şuraya using kimi ekleyeyim. Tabi burada nasıl olacak? URL aynı olacak. Dönüş tipi list olmayacak. Çünkü sadece bize bir DTO gelecek. Tabi detaylı bir DTO gelecek. URL artı user burası get by id olacak. Artı selected id buraya ekliyor olacağız. Niye kızıyor bu arkadaş bize? Asenkron dedik mi? Artık o kızma işlemi bitiyor olacak. Şimdi buraya bunu getirdik. Buraya bunu getirdik. Tabii grid'de bir işimiz yok. Şöyle bir şey yapacağım. Buradakileri şöyle kopyalayayım. Şöyle. Tabi buradaki users değil, user olacak. Tek bir şey gelecek bize. Bunları şimdi bu işlem bittiğinde tam ters işlem olacak. Mesela add işlemi false olacak. Update ve delete true olacak. Şimdi şeyleri dolduralım. Adresi dolduralım. User dedik. Burada şöyle adres gelsin.
Combo box'ı nasıl yapalım? Combo box values'u şöyle bir önce şöyle bir deneyelim. Eğer olursa mesela user nokta gender. Aslında burada şunu değişmemiz lazım. Bunu yapayım. Gender true'ysa true'ysa bir else'i yeni ismini değiştirelim. Combo gender. Şöyle alt enter yaptım ama. Nasıl yapayım? Şey yapmadım. Şöyle yapacağım. Bir saniye arkadaşlar. Buradan kaydettim. Properties combo gender combo. Şimdi düzeldi o. Evet. Şimdi gender true gelirse bir aslında bunları şöyle bir şey yapmıştık hatırlıyorsunuz. Onu bir saniye. Mesela gender demiştik. Nokta neyse bir integer bir enumla ne belirtmiştik kafa karışmasın diye. Aslında bu cinsiyette karışmaz da daha farklı şeylerden hani kullanmanız açısından şeydir bu. Örnek. Bu şekil gönderiyor. Bir de burada karışık olan şey var. Şu kafa karıştıracak. Aslında user take of work ne istiyor? Zaten o da temp oldu. Şimdi bunları doldurabiliriz. User name, first name, last name. İki tane mi user name var? İki tane neymiş? Ondan sonra username, email, password boş kalsın, görünmesin. Bu şekil kalsın. Şeyleri de, butonları da bu şekil yaptık. Şimdi bakalım. Çalışıyorum. Şimdi mesela 7 numarayı yapalım. Böyle. Şifre gelmeyecekti. Cinsiyet gelmedi. Şeyler düzenli geldi. Tamam. Dediğim gibi bu şey olursa buna farklı bir yöntem direkt şey isteyebiliyor bu int isteyebiliyor. Böyle yapacağım. Value mesela buna. Orada da tutayım.
Böyle bir neydi? Ha, burada sıfır demişiz. Yok. Burada hata oradan kaynaklanan şeyden. Arkadaşlar şimdilik bakanla yazalım. Şöyle. Bir değil. İki değil. Tabii burada bu hata neden oluyor? Bir tane bununla alakalı class oluşturacağım. O class'ı daha doğrusu combo locks bu combo gender'ı dolduruyor olacağım. Şurada ve gender field'i void olarak ekliyorum. Şöyle metotlara tabi ekliyorum bunu. Buraya da bir tane class diyorum. Buna da yanında dedim. Prop tap tap yapınca int id string handle name dedim. Buraya geldim. Dedim ki sen bir gender listin. Gender add dedim. New gender ID 1. Erkek. Kadın. ID 2. Bu da tamam. Şimdi bunu combo gender data search gender dedim. Combo gender display value display member yani görünüm nasıl görünmesini istiyor. Nereden hangi önce şöyle kendini göster. Combo gender nokta value'su ne olacak? O da ID olacak. Ona göre de bunu listeliği olacak bu arkadaşım. Tabi bunu ne yapıyorum? Metodu alıyorum. Son bir de şurada. Datagrid dolduktan sonra da şeyi doldurdum. Şimdi bakalım. Geldi işte. Mesela kadın bakın. Erkek tarihler şeyler hepsi düzgün bir şekilde geliyor. Şimdi işte update ve silme işlemlerini yapacağım. Hemen o bölüme geçelim. Düzenliyorum. Bu arkadaşı çizsin. Aldı. Çizsin. Ve aldı. Şimdi aslında burada et işlemine benzer bir şey var. Burada şu et işlemini alıyorum dedi. Kopyalıyorum. Burada update.
Update diyorum. User update. Buradan zaten veriler geliyor. Burada ne yapacağım? Bir ID alacağım. Update işleminde ID alacağım. Nasıl alacağım? Selected ID ile. Çünkü onu globale almıştım üstte. Oradan istediğim yerden ulaşabiliyorum. Çünkü bu diyor bize asenkron istiyor. Tabi burada update GTO'yu istiyor. Burada da update diyor. Tabi post değil. Put diyor. Put asenkron. Düzenleme işlemi başarılı ya da başarısız dedik. Başka ekleyeceğimiz bir şey yok. Şimdi işlemimizi yapalım. Geldi. Mesela denemeyi 2 ekliyorum sonlarına. Mesela 1 dedim. 2, 3. Mesela bayan yapıyorum. Tarihi Haziran'ın 1'i yapıyorum. 4 yaptım. 1 yapmamışım. 3 yapmışım. Burayı da 5 yaptım. Düzenle dedim. Bakın 1, 2, 3 bayan oldu. 1, 6 oldu. 4 oldu. 5 oldu. Bu işlemimiz de tamam olmuş oldu. Update'imizi de başarılı bir şekilde yapmış olduk. Şimdi geldi sil metodumuza. Metodu daha kolay. Çift tıkladım. Şöyle kestim. Şöyle. Şimdi burada da bir şöyle bir kopya çekelim. Kopyaladık. Burada şey yok zaten. Herhangi bir GTO göndermiyoruz. Herhangi bir class göndermiyoruz. Asenkronu hemen unutmadan yazalım. Sonrasında şimdi burada bu hani put asenkron JSON şeklinde yok. Burada direkt delete asenkron var. Burada delete diyeceğiz. Aslında bu çok kolay dediğim gibi. Şöyle artı selected id diyeceğiz. Selected id silme işlemi başka şu an başka bir şey görünmüyor. Mesela 8 numaralı kullanıcıyı silelim. Şöyle kapatıyorum. 8 numaralı ID. Bakın yok. Seçtim. Sildim. Yani şu an için 4 işlemimizi de halletmiş olduk. Hatta 5 işlem get by ID'yi de görmüş olduk burada. Şöyle. Arkadaşlar fazla detaya girmedim. Yani işte grid'in tasarımda olsun, şeyinde olsun, işte hani object oriented, solid filan hani bu tarz şeylere girmedim. Direkt ana base olan kısmı hallettik. Burada 3
dört kısmımız var. Definite işte URL'imiz, base URL'imiz, selected ID'miz, formumuz var. Ve formda load olduğunda yüklendiğinde olan data grid ve combo box'ımız var. Kurut işlemlerimiz var. Ekle, güncelle, sil ve double click grid view'de, data grid view'de herhangi çift click yaptığımızda oraya ekliyor oluyoruz. Metotlarımızda da şeyi dolduruyoruz. Combo box'ı dolduruyoruz. Burada bir class'ımız var. Bu combo box için artı data grid'imizde dolduran bir metodumuz var ve clear form'umuz var. Yani işlem yaptıktan sonra formu düzenleyen bir metot. Böyle ana şekilde halletmiş olduk. Şimdi videomuz bu kadar. Bir dahaki videoda da aynı şekilde MVC, Core MVC'de bunu nasıl yapıyoruz onu gösteriyor olacağım. Sonrasında da artık bir sonraki aşamada GitHub'da bir işlem yapacağız. Biz hani Core MVC yaptıktan sonra GitHub'da bir işlem yapacağız. Farklı bir işlemi öğreneceğiz orada. O vakti gelince zaten şey paylaşıyor olacağım ismini. Ondan sonra artık daha profesyonel, daha kurumsal bir yapıya geçiyor olacağız. Daha profesyonel bir yapıya geçiyor olacağız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.